Çanakkale'de görevini tamamlayıp oradan ayrılan Mustafa Kemal, o kanlı sırtlar üzerinden kopup İstanbul'a yönelirken artık eski Mustafa Kemal değildir. Hele Gelibolu karasından ayağını alıp kendisini İstanbul'a ulaştıracak gemiye bindiği gece, hayatının en unutulmaz gecelerinden biridir. Marmara Tekin değildir. O, ayların kanlı yorgunluğunu silecek derin bir uykunun tatlı hasreti içindedir. Fakat kaygısız bir uyku yerine azgın, sınırsız bir selin yıktığı setlerden suların birden boşanması gibi o güne kadar birikmiş, şuur altına itilmiş bütün düşünce selleri içinde bunalmaya başlar. Muharebeler, kanlar, toplar, süngü sesleri, Allah Allah haykırışları, on binlerce insanın boğaz boğaza, kucak kucağa kaynaşması kafasında uğuldar. Bütün bu mahşerin üstüne çöreklenen ve hiçbir rüzgarın temizleyemediği kan, barut, çürüyen ceset kokuları gene onu sarar, bunaltır. Anlar ki beklediği kaygısız gece bir hayaldir. O zaman kalkar, güverteye çıkar ve saatlerce bir aşağı bir yukarı dolaşır. Gecenin sessizliği içinde geminin yardığı suların çıkardığı hışırtıları dinleyerek ve denizi saran karanlıkta kendini gökte ışıldayan yıldızlara vererek zamanı eritmeye çalışır. Mustafa Kemal bu yolculuk gecesini daima hatırlamıştır. Başının içinde uğulduyan karışıklıklarla, içinde yeniden bunaltılar uyandıran o anlatılması ve unutulması imkansız korkulardan kurtulmak için kendine başka düşünce ve hayal kapıları açmaya çalışmıştır. Öyle ya, şimdi İstanbul'a, İstanbul'un bir kurtarıcısı olarak dönmüyor mu? İstanbul ona kim bilir nasıl kucağını açacaktır. İstanbul'u harp yorgunuydu. Stoklar tükenmişti. Buğday kara borsadaydı. Kente ekmek bulmak bile sorundu. Harp Makedonya'da, Romanya'da, Kafkasya'da, Süveyş'te pek çok cephede sürüyordu. Nüfusu yarım milyonu bile bulmayan bu köhne başkentte savaşın kurban almadığı ev yok gibiydi. Son olarak Enver Paşa'nın Büyük Kafkas Harekatı da Sarıkamış'ta 60 bin askerin kara gömülmesiyle sonuçlanmıştı. Artık cepheye sürecek asker bulmakta güçlük çekiliyordu. İttihat ve Terakki bir yandan savaşı, bir yandan iktidarını sürdürmeye çalışıyor ama içten içe eriyordu. Son dönemde tek iyi haber anafartalardan gelmiş ve itilaf kuvvetleri Gelibolu'dan püskürtülmüşlerdi. Boğazların yolu kesilmiş, İstanbul kurtarılmıştı. İşte Mustafa Kemal bu hava içinde İstanbul'u kurtaran asker olarak İstanbul'a dönüyordu. Ancak beklediği görkemli karşılamayı bulamadı. Sanki Çanakkale'de gömülen 250 bin şehitten kimsenin haberi yok gibiydi. İstanbul bambaşka bir havadaydı. Gelir gelmez annesinin Akaretler'deki evine yerleşmiş ama aldığı ilk haberle ilk hayal kırıklığını yaşamıştı. Harbiye Nezareti'nin çıkarttığı harp mecmuası o ayki kapağına Çanakkale kahramanı olarak kendisinin bir fotoğrafını koyacaktı. Ancak dergi tam basılacağı sırada yukarıdan gelen bir emirle klişe değiştirilmiş ve yerine Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'nın bir resmi konmuştu. Değişiklik kararını kimin verdiğini tahmin etmek hiç de güç değildi. Mustafa Kemal'in ezeli rakibi Harbiye Nazırı Enver Paşa. Mustafa Kemal ile Enver Paşa'nın yıllardır süre gelen çekişmesi işte yine baş göstermişti. Üstelik bu kez Albay Mustafa Kemal'in generalliğe terfiyi de Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın elindeydi. Ama o terfiyi bekletiyor ve şöyle diyordu. Mustafa Kemal generallikten de memnun olmaz. Kor general yapsanız or generallik ister. Or general yapsanız mareşallik ister. Bununla da yetinmez, padişahlık ister. Bu sözler kendisine aktarıldığında Mustafa Kemal şunu söylemişti. Ben Enver'in bu kadar ileri görüşlü olduğunu bilmezdim. Anafartaları kazanmış bir kumandandı. Zannediyorum ki memlekete bir hizmette bulunmuş, o hareketle payitahtı kurtarmıştım. Memleketim ve milletim için düşüncelerim vardı. Başta bulunanlara bunları söylemek istiyordum.
Ama konuştuğum vekiller beni vekiller heyetine şikayet ediyor, hatta cezalandırılmamı istiyorlardı. Buna kahkahalarla gülüyordum. Ben kimi kendini alim, kimi doktor, kimi diktatör zanneden adamların naçiz Mustafa Kemal'e bir şey yapamayacaklarından emindim. Bir şey yapabilirlerdi. O da o gün hakim oldukları süngüye dayanarak Mustafa Kemal'i yakalamak ve asmak. Bense o gün isyanımın bütün millet arasında duyulmasını nimet sayıyordum. Onlar buna cesaret edememişlerdi. Niçin? Zannederim ki yapabileceklerine emin olamadıklarından. İşte 1916 başında Mustafa Kemal'in psikolojisi buydu. O, ülkenin yönetiminde söz sahibi olmak isteyen, siyasetle ilgili bir askerdi. Kendini İstanbul'da dışlanmış hissediyordu. Yeniden cepheye döndü. Uzun bir yolculuktan sonra Doğu Cephesi'ne vardığında artık ünvanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Batıdan doğuya kadar devam eden uzun ve yorucu bir yolda 2 ay kadar yolculuk ettikten sonra bir istirahat anı bulunabileceğine inanılır, değil mi? Fakat heyhat. Görülüyor ki bu ancak ölümden sonra mümkün olacak. Doğu cephesinde görev 1 yıl kadar sürdü. Ancak cephe bir Alman komutanın emrindeydi ve ordular çöl seferlerinde kırılıp duruyordu. Mustafa Kemal 1917 yazında başkomutan vekili Enver Paşa'ya bir mektup yazıp Sina cephesi komutanlığının kendisine verilmesini istedi. Teklifi reddedilince de görevinden istifa etti. Artık o asi bir generaldi. Çanakkale'den 2 yıl sonra yeniden cepheden İstanbul'a dönerken bu kez daha büyük bir kavgaya girmeye hazırdı. Ekim günü Mustafa Kemal'in treni İstanbul'a girerken yine kayda değer bir karşılama töreni yoktu. Bu kez de dikkatler tam da o gün İstanbul'a gelen çok önemli bir başka konuğun üzerindeydi. Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm, Sultan Mehmet Reşat'ın davetlisi olarak İstanbul'a gelmişti. Yaşlı padişah konuğunu Sirkeci Garı'nda karşılamış ve gezi boyunca Harbiye Nazırı Enver Paşa da Kaiser'in yanından hiç ayrılmamıştı. İşte bu gezi hiç umulmadık bir şekilde Mustafa Kemal'in istikbalini etkiledi. Çünkü birkaç ay sonra gezinin iade edilmesi kararlaştırıldı. Almanya'ya yaşlı padişah yerine Veliaht Vahdettin gidecekti. Ordu adına da heyete tanınmış bir generalin katılması düşünülüyordu. Akla gelen isim Mustafa Kemal Paşa oldu. Geleceğin padişahıyla bir süre sonra onun yerini alacak paşanın yolları işte bu garip tesadüfle kesişti. Mustafa Kemal ve Veliaht Vahdettin ilk olarak Almanya seyahatinden bir gün önce sarayda görüştüler. Mustafa Kemal sarayın yıldızlı merdivenleriyle ilk kez tanışıyordu. O görüşmeyi yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Bizi sarayın içinde Arap hasırlarıyla örülmüş bir salona soktular. Redingotlu adamlarla dolu odanın eşyası bir kanepeyle 2 koltuktan ibaretti. Girdiğimiz bu odada ayakta dururken çok laubali görünen redingotlu adamların içinde başka redingotlu bir adam peyda oldu. İçeri girdi, bizim bulunduğumuz tarafa doğruldu. Kanepenin sağ köşesine oturdu. Gözlerini kapadı, derin bir vecde daldı. Neden sonra tekrar gözlerini açtı ve bize müşerref oldum diyerek lütfen iltifat etti. Tekrar gözlerini kapattı. Ben cevap vermeye hazırlanırken aslında kendinden geçmiş bir Mecnun'un huzurunda bulunduğumu sezdim. Veda edip çıktık. Yanımdaki Naci Bey'e, bu zavallı acınacak adam yarın padişah olacaktır. Kendisinden ne beklenir diye sordum. Naci Bey hiç dedi. 20 gün sürecek bu gezi Mustafa Kemal'in yaşamında yeni bir dönüm noktası oldu. Geleceğin padişahıyla sürekli birlikte oldular. Alman genel karargahının hatıra defterine birlikte imza attılar. Mustafa Kemal Alman cephesinde gördüklerinden sonra bu savaşın yenilgiyle biteceğine kesin kes inandı. Şimdi bu yenilgiden Türkiye'yi en az zararla kurtarmak için bir şeyler yapılmalıydı. Acaba geleceğin padişahıyla bir olup bir şeyler yapmak mümkün müydü? Berlin'de
bir ara baş başa kaldıklarında kafasındakileri ona açmaya karar verdi. Salonda ikimiz kalınca bana bundan sonra ne yapmalıyım diye sordu. Şimdi ben size bir şey söyleyeceğim ve o teşebbüsle hayatımı sizinle birleştireceğim. Memnun olur musunuz diye sordum. Söyleyiniz dedim. Henüz padişah değilsiniz diye lafa girdim. Fakat Almanya'da gördünüz ki imparator, veliaht ve prensler hepsi bir iş üzerindedir. Neden siz bütün işlerden uzak kalasınız? Ne yapabilirim diye sordu. İstanbul'a gider gitmez bir ordu komutanlığı istediniz. Ben sizin kurmay başkanınız olurum dedim. Ve Boğaz'ı müdafaa edecek 5. ordu komutanlığını önerdim. Vahdettin, bana bu komutanlığı vermezler dedi. Siz isteyiniz dedim. İstanbul'a gittiğim zaman düşünürüz cevabını verdi. Bu beni ümitsizliğe düşürücü bir cevaptı. Almanya gezisinden 6 ay sonra bir Temmuz sabahı İstanbul top sesleriyle uyandı. Sultan Reşat ölmüştü. Tahtın yeni sahibi Veliaht Vahdettin'di. 4 Temmuz 1918 günü Zümrütlü tahtına kurulan 57 yaşındaki 6. Mehmet Vahdettin, Osmanlı İmparatorluğu'nun son padişahı olacaktı. Sarayda yeni padişah tebrikleri kabul ederken kilometrelerce uzakta Karlsbad'da Mustafa Kemal Paşa bir sanatoryumda böbrek tedavisi görüyordu. Sultan Reşad'ın öldüğü ve Vahdettin'in tahta çıktığı haberleri gelince neler hissettiğini o gün hatıra defterine şöyle yazdı. Vefat haberini alınca üzüldüm. Aslında ne ölen padişaha acıdığından ne de yeni padişahın ömrünün uzun veya kısa olacağından dolayı üzülmüş değildim. Üzüldüğüm konu İstanbul'da bulunmayışımdı. Fakat buna neden üzüldüğümü kendim de takdir edemiyordum. Ben Veliaht Hazretlerini Almanya seyahatinde pek iyi tanımıştım. Aramızda bir dereceye kadar hususiyet ve samimiyet de hasıl olmuştu. Gönlüm onun tahta çıkışını bizzat tebrik etmek mi istiyordu? Acaba bunun için mi üzülüyordum? Hayır, zannederim bu da değil. Kendisiyle başlamış olan ilişkiyi azami derecede ilerletmek fırsatı elimdeyken çekingen davrandım. Ancak bir defa ziyaretine gittim. Hatta İstanbul'dan ayrılırken veda dahi etmedim. İşte üzüntüm bundan ileri geliyor. Mustafa Kemal İstanbul'a bir telgraf çekerek yeni padişahı kutladı. Efendimizin tahta çıkışları bendenizde vatanımızın saadet ve selameti açısından fevkalade ümitler yarattı dedi. Ancak kısa bir süre sonra tedaviden döndüğünde bu ümidini koruyamadı. İstanbul panik içindeydi. Düşman uçakları artık kentin semalarında uçuyor ve ani baskınlarla bomba yağdırıyorlardı. Artık savaşın kaderi belli olmuş ve yenilgi kapıya dayanmıştı. Halk yenik, bezgin ve yoksul durumdaydı. Yeni padişah işte böyle bir imparatorluk, daha doğrusu enkaz devralmıştı. Tahta çıktıktan bir ay sonra Mustafa Kemal'i yeniden karşısında görünce çok sıcak selamladı. Eliyle sigara ikram etti ve üzüntü içinde paşa dedi. İstanbul halkı açtır. Ben her şeyden evvel halkı doyurmak mecburiyetindeyim. Bu girişten sonra Mustafa Kemal Paşa padişaha önerisini söyledi. Başkomutanlığı derhal üzerinize alınız ve kendinize bir genelkurmay başkanı tayin ediniz. Her şeyden önce orduya sahip ve hakim olmak lazımdır dedi. Kuvvet başkasında oldukça sizin padişahlığınız sözde kalmaktan kurtulamaz diye ekledi. Sarayı ittihatçıların etkisinden kurtarıp kendi görüşleri doğrultusunda harekete geçirmeyi umuyordu. Ama Vahdettin hiç ummadığı bir yanıt verdi. Ben gereken şeyleri Talat ve Enver paşalarla görüşürüm dedi. Bu cümlenin nihayetinde zat-ı şahane gözlerini kapadı. Ben tilki huylu bir entrikacının her gün şahidi olduğum yüzlerce misalinden biri karşısında bulunduğuma büyük bir üzüntüyle kani oldum. Hacı zannettiğimiz adamın koltuğunun altında putu çıkmıştı. Artık başka bir şey aramak ama vakitsiz kimseyi de ürkütmemek lazımdı. Mustafa Kemal Paşa için Birinci Dünya Savaşı'nın son cephesi Filistin cephesi oldu. Padişah Vahdettin'le 10 gün içinde 3 görüşme yaptıktan sonra Halep'teki 7. Ordu Komutanlığı'na atandı.
Bunun kendisini İstanbul'dan uzaklaştırmak için Enver Paşa'nın kurduğu bir tuzak olduğuna inanıyordu. Çünkü Suriye'de artık ne ordu ne cephe kalmıştı. Halep, Bağdat, Musul birer birer düşmüştü. Dağılmış birlikler ve yenik bir orduyla tam bir bozgun yaşanıyordu. Yapılabilecek tek şey geri kalan askeri İngilizlerin saldırısı karşısında imhadan kurtarmaktan ibaretti. Mustafa Kemal de bunu yapmaya çalıştı. Ama cephede savaşırken dahi aklı İstanbul'daydı. Bu bozgundan kurtuluşun çaresini yeni bir iktidarda görüyordu. Beklediği haber nihayet 8 Ekim 1918 günü geldi. Talat Paşa kabinesi istifa etmişti. Şimdi İstanbul'da yeni bir iktidar kurulacaktı. Hemen kaleme sarılıp padişaha bir mektup yazdı. İzzet Paşa başkanlığında yeni bir kabine kurulmasını ve kendisine de Harbiye Nezareti'nin yani Milli Savunma Bakanlığı'nın verilmesini istedi. Böylece bütün ordunun kumandasına talip oluyordu. Çok geçmeden İstanbul'da yeni bir kabinenin kurulduğunu ve önerdiği isimlerin çoğunun bakanlıklara getirildiklerini öğrendi. Ancak kendisi için istediği Harbiye vekaletini bizzat Sadrazam Ahmet İzzet Paşa üstlenmişti. Bu, Mustafa Kemal Paşa için yeni bir hayal kırıklığı demekti. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'yla Osmanlı Devleti kayıtsız şartsız teslim oldu. Türkiye bütün silahlarını bırakıp ordularını terhis etmeye, bütün haberleşmesini itilafçıların kontrolüne vermeye razı oldu. Artık işgalin kapıları açılıyor ve uğruna yüz binlerin kanının döküldüğü İstanbul ve Çanakkale boğazları düşman donanmasına teslim ediliyordu. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık ömrünün son dönemecine giriyordu. Enver Paşa ve İttihatçılar Mondros'un imzasından birkaç gün sonra bir Alman denizaltısıyla ülkeyi terk ettiler. İtilaf donanması 13 Kasım sabahı İstanbulluları yataklarından fırlatan top sesleriyle boğaza girdi. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Yunan bayraklarıyla süslü 61 geminin topları namlularını Dolmabahçe Sarayı'na çevirmişlerdi. İşgal donanmasının resimleri ertesi gün yayınlanan Yeni Gün gazetesinin birinci sayfasını süslüyordu. Bu haberin hemen altındaysa bir başka fotoğrafla İstanbul'a gelen bir başka konuktan söz ediliyordu. Adeta tarihi bir tesadüfle işgalcilerle onlara karşı savaş bayrağını açacak adam aynı gün İstanbul'a ayak basmışlardı. Mustafa Kemal Paşa, Cihan Savaşı'ndaki son görev yeri olan Adana'daki Yıldırım Orduları Komutanlığı'ndan dönüyordu. Önleyebilmek için uğruna nice kanlar döktükleri korkunç manzara işte karşısındaydı. O manzarayı daha sonra şöyle anlatacaktı. İstanbul sokakları düşman askerleriyle dolu. Boğaziçi toplarını sağa sola çeviren düşman zırhlılarıyla örtülü. Denizin mavi suları görünmüyor adeta. İstanbullular ancak ekmek ve yiyecek almak için evlerinden çıkıyorlar. Yolda hakarete uğramamak için ezilip büzülerek yürüyorlar. Koskoca İstanbul, yüz binlerce insanıyla sesi kısılmış bir halde. Mustafa Kemal köhne bir askeri motorla düşman donanmasının arasından süzülerek karşıya geçerken bir yandan da bu hazin manzarayı seyrediyordu. Bir ara dalgınlığından sıyrıldı ve yanındaki Cevat Abbas'a dönerek bir gün geldikleri gibi giderler diye fısıldadı. İstanbul işgal altındaydı. Boğaza demirleyen işgal donanması toplarını saraya doğru çevirmişti. Sarayın kapılarının ardında Padişah Vahdettin çaresiz oturuyor, Osmanlı'nın başkenti eli kolu bağlı teslim olmaya hazırlanıyordu. Oysa aynı saatlerde buradan yüzlerce kilometre ötede Anadolu'da isyan bayrakları dalgalanmaya başlamıştı bile. Anadolu halkı silaha sarılmış, direnişe hazırlanıyordu. ...1918 Kasım'ında Mondros Mütarekesi imzalandıktan hemen birkaç gün sonra Anadolu'da Ulusal Direniş Hareketi başladı. Mütareke koşulları gereği çok kısa bir süre içinde yabancı işgaline uğrayacak kentlerde ahali bir yandan silaha sarılırken bir yandan da yerel hükümetler kuruyordu.
İstanbul'dan umut kesilmiş, adeta ulusal bir refleksle bir anda ülkenin değişik köşelerinde birbirinden habersiz kongreler toplanmaya başlamıştı. Bunlardan ilki Mondros'tan tam 5 gün sonra Kars'ta toplandı. Osmanlı ordusunun bölgeyi boşaltacağı ve Kars'ın İngilizlerce Ermenilere teslim edileceği haberi üzerine bölgenin askeri ve sivil önderleri hızla bir kongre topladılar. Bu taş binada yapılan ilk toplantıya Kars çevresindeki sancak ve kazaların temsilcileri de katıldı. Bu kongre acilen bir geçici hükümet kurdu. Güneybatı Kafkasya Geçici Ulusal Hükümeti adını taşıyan bu hükümet, yönetimi Osmanlı hükümetinden resmen devraldı. Hükümet başkanlığına da Cihangiroğlu İbrahim Bey getirildi. Kars hükümeti ilk önce 8000 kişilik bir askeri kuvvet oluşturmaya ve Osmanlı'dan kalan silah ve cephanenin halka dağıtılmasına karar verdi. Sınırlarını çizdi, bayrağını astı ve anayasasını ilan etti. Hedef ana vatanı kurtarmaktı. Bu Anadolu toprakları üstünde kurulmuş ilk meclis hükümeti, bir başka deyişle birinci cumhuriyetti. Kars örneğini hemen Ardahan, İzmir ve Balıkesir kongreleri izledi. Demokratik direniş bir anda yayılıvermiş ve yerel kongre iktidarları egemenliklerini ilan etmeye başlamışlardı. 5 yıl sonra doğacak yeni bir devletin ilk tohumları böylece daha 1918 sonunda Anadolu'da ekiliyor, iktidarın güç merkezi İstanbul'dan Anadolu'ya kayıyordu. Kasım 1918'de Anadolu isyan bayrağını açtığında İstanbul hala siyasi çözüm arayışındaydı. Mustafa Kemal İstanbul'a geldiği hafta hızla kolları sıvamış ve önce sadrazamlıktan istifa eden Ahmet İzzet Paşa ile sonra da Padişah Vahdettin ile görüşmüştü. İzzet Paşa başkanlığında kendisi ve yakın arkadaşlarından kurulacak bir hükümetin durumu kontrol altına alabileceğini düşünüyordu. Sarayı, hükümeti ve meclisi harekete geçirebilirse olumlu bir sonuç alabileceği inancındaydı. Bu siyasi çabaların yanında bir yandan da eski dostu Fethi Bey ile birlikte Minber adlı bir gazete çıkararak görüşlerini yaymaya çalışıyordu. İstanbul'a geldikten 4 gün sonra Minber'de bir demeci yayınlandı. Asker olmama rağmen silah kuvvetinden çok siyasetin kuvvetine güvenirim diyordu. Saraydan hala umudunu kesmemişti. Aslında saraydan da ona dönük olumlu sinyaller geliyordu. Vahdettin o günlerde İstanbul muhafızı Fevzi Paşa'dan vatanı kurtarabilecek yetenekli komutanların bir listesini istemiş ve gelen listede ilk sırada Mustafa Kemal Paşa'nın adının yazılı olduğunu görmüştü. Hatta söylentilere bakılırsa bir ara Kemal Paşa'nın Vahdettin'in küçük kızı Sabiha Sultan'la evlenmesi bile söz konusu olmuştu. Ancak bu olumlu sinyallere rağmen sarayı etkilemek mümkün olmuyordu. Padişah Vahdettin bütün umudunu İngilizlere bağlamıştı. Aralık ayında İngilizlerin baskısına daha fazla dayanamayarak meclisi kapattı. Artık ferman da, mühür de başkalarının elindeydi. Hükümete gelince, Mustafa Kemal'in tüm çabalarına rağmen sadarete İzzet Paşa getirilememiş, Tevfik Paşa'nın kurduğu hükümet de işgalcilerin isteklerine boyun eğmekten başka bir şey yapamamıştı. Mart ayında hükümeti damat Ferit devralacak ve o da tek çareyi işgalcilerle dostlukta görecek. Meclis, saray ve hükümetten umut kesilmişti. Elde tek güç olarak Minber gazetesi kalmıştı ama İngilizler basına da sansür koyunca o yolda tıkandı. Gazeteler sansürlenen sütunları boş bırakarak yayınlıyor, tepkilerini böyle gösteriyorlardı. İstanbul'da meşru mücadele için hiçbir yol kalmamıştı. Mustafa Kemal ve arkadaşları için denenmedik tek bir yol kalıyordu, ihtilal. Bir gün Fethi Bey, ben, İsmet Bey ve İsmail Can Bolat Bey bir hayli tartıştıktan sonra ihtilalci bir komite kurmaya karar verdik. Ve ihtilalci önlemler düşünmeye başladık. Padişahı değiştirmek, kabineyi düşürmek, yeni bir kabine kurarak daha inatçı hareketlere başvurmak gibi. Adeta içlerindeki ittihatçı ruh canlanmıştı. Bir ara sadrazamın kaçırılması bile düşünüldü. Ancak hepsi İngilizlerin yakın takibi altındaydılar. İstanbul'da yaman bir ittihatçı avı sürüyordu. Nihayet Mart ayında Fethi Bey ve İsmail Can Bolat tutuklandılar.
Şimdi Mustafa Kemal ve İsmet Bey baş başa kalmışlardı. Çevrelerindeki çember gitgide daralıyordu. İşte o aşamada Mustafa Kemal bir süredir kafasında bir sır gibi sakladığı planı en yakın arkadaşına açmaya karar verdi. Şişli'deki evde yalnız kaldıkları bir gün İsmet Bey'den masanın üstüne bir Türkiye haritası açmasını istedi. Topçu İsmet eski bir alışkanlıkla hemen cebinde taşıdığı pergele elini attı. Mustafa Kemal gülümsedi. Daha pergellik işi yok dedi. Hele biraz pergelsiz görüşelim. Pergellik işler yani topçu atışları çok değil, bir yıl içinde başlayacaktı. İsmet ne yapacaksın diye sordu. Sence dedim, hiçbir sıfat ve yetkim olmadan Anadolu'ya geçmek ve orada ulusu uyandıracak kurtuluş çareleri aramak için en elverişli bölge ve beni o bölgeye götürecek en kolay yol hangisi olabilir? Yüzüme baktı, neşeyle güldü. Karar verdin mi? Dedi. Şimdilik bundan söz etmeyelim, dedim. Memleketi, milleti, orduyu anlayıp bilen, durumu yakından gören, tehlikeden korkmayan bir arkadaş olarak soruma karşılık ver. İsmet Bey, masanın kenarındaki sandalyeye ilişti ve derin derin düşünmeye başladı. O sırada ben salonda dolaşıyordum. Birdenbire ayağa fırladı, gülerek, "Yollar çok, bölgeler çok," dedi. Mustafa Kemal tam 6 ay İstanbul'da hiç tanımadığı politika kulvarlarında boşa vakit kaybetmişti. Ne işgalcilere teslim olmuş padişahtan umut vardı, ne yabancı hayranı sadrazamdan, ne kapısına kilit vurulmuş meclisten, ne de sansürlenmiş basından. Şimdi umut o haritada görülen yollara düşmekte ve bildiği, tanıdığı cephelere, Anadolu'ya çıkmaktaydı. Ali Fuat Paşa, Kazım Paşa gibi dostları çoktan Anadolu'nun yolunu tutmuşlardı bile. Şimdi sıra Mustafa Kemal'deydi. Beklediği fırsat hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği bir yerden geldi. Vahdettin'in kabinesinden. Vahdettin kabinelerinde benim için iki zıt fikir vardı. Biri, beni yanlarına çekmeye çalışanlar, öteki hiçbir yerde ve biçimde güvenmemek gerektiğini ileri sürenler. Aylar süren tartışmalardan sonra hangi fikir kazanmış bilir misiniz? Mustafa Kemal'e güvenilmez. Mustafa Kemal İstanbul'da belki bir takım olumsuz akıl çelmeler, hazırlıklar yapıyor. Bu adamı İstanbul'dan uzaklaştırmak gerekir. Mustafa Kemal'i Anadolu dağlarına atmalı ve orada çürütmeli. Sonunda bu karar üstünde anlaşıyorlar. Yalnız akla uygun bir gerekçeye ihtiyaçları vardı. Bu gerekçe de işgal subaylarının hazırladığı bir dosyada bulundu. Söz konusu dosyada Samsun ve havalisinde Türklerin Rumlara saldırılarda bulundukları bildiriliyordu. Bu saldırılar önlenmezse bölgenin işgal edileceği söyleniyordu. 29 Nisan günü Harbiye Nazırı Ahmet Şakir Paşa Mustafa Kemal'i çağırıp bu dosyayı verdi. Derhal bölgeye gidip konuyu araştırmanızı istiyoruz dedi. Bu tam da Mustafa Kemal'in aradığı fırsattı. İşte Anadolu'ya bir kapı aralanıyordu. Hem de resmi görevle ve ünvanla geçebileceği bir kapı. Gitmek için iki koşul öne sürdü. Anadolu'daki bütün ordu kuvvetlerinin kumandanı olacak ve bütün illerin valilerine emir verebilecekti. Harbiye Nezareti bu yetkileri de içeren bir emir hazırladı ve mühürletti. Görevin resmi adı ordu müfettişliğiydi. Mustafa Kemal sevinç içindeydi. Talih bana öyle elverişli koşullar hazırlamıştı ki, kendimi onların kucağında bulduğum zaman ne kadar bahtiyarlık duydum anlatamam. Nezaretten çıkarken heyecanımdan dudaklarımı ısırdığımı hatırlıyorum. Kafes açılmış, önümde geniş bir alem. Kanatlarını çırparak uçmaya hazırlanan bir kuş gibiydi. 1919 Mayıs'ına girilirken artık Türkiye'de yeni bir döneme giriyordu. Ülkenin kaderini değiştirecek yolculuk başlamak üzereydi. Anadolu'da çoktan fitili ateşlenmiş olan Ulusal Direniş Hareketi çok geçmeden liderine kavuşacaktı. On
15 Mayıs Perşembe günü Türk Kurtuluş Hareketi'nin tarihinde bir dönüm noktası oldu. O sabah 12 bin kişilik bir Yunan kuvveti İzmir'i işgal etmeye başladı. İzmir'in Türk ahalisi işgali sessizce izlerken Rumlar kentte bir şenlik havası yaratıyorlardı. İşte milli mücadelenin ilk kurşunu o gün orada atıldı. Hukuku Beşer gazetesinin 30 yaşındaki başyazarı Hasan Tahsin, kordonda işgali görünce dayanamayıp öne atıldı ve elindeki silahı ateşleyip Yunan işgal birliğinin sancaklarını yere serdi. Az sonra da işgal askerlerinin süngü darbeleriyle can verdi. Ama kıvılcım ateşlenmişti bir kere. Haber İstanbul'a ulaştığında Bağbali'ye yıldırım düşmüş gibi oldu. Damat Ferit Paşa kabinesi istifa ederken Darülfünun öğrencileri dersleri boykot edip protesto mitinglerine başladılar. Sansüre rağmen gazeteler ateş püskürüyor, Hadisat gazetesi "Bari bırakın gözyaşlarımız aksın" manşetiyle çıkıyordu. Anadolu'dan yayılan isyanın sesi işte nihayet İstanbul'da yankılanmış ve karanlık yırtılmıştı. Artık bundan sonra sadece silahlar konuşacaktı. 15 Mayıs 1919 günü İstanbul için için kaynarken Padişah Vahdettin sarayda önemli bir konuk ağırlamaya hazırlanıyordu. O gün Samsun yolculuğuna başlayacak olan Mustafa Kemal Paşa padişaha bir veda ziyareti yapacaktı. Görüşmeyi tanık olanları anlattıklarına bakılırsa Kemal Paşa görüşmeye girmeden son derece heyecanlıydı. Bu tarihi görüşme Küçük Mabeyn Dairesi'nin giriş katındaki bu küçük odada yapıldı. Odanın bu köşesinde büyüyecek bir masa yer alıyordu. Masanın üstüne de bir kitap konmuştu. Padişah Vahdettin ve Mustafa Kemal Paşa tam burada neredeyse diz dize denecek kadar yakın oturdular. Oturdukları yerden baktıklarında karşıdaki pencereden boğaz açıklarında demirlemiş olan düşman donanması açıkça görülüyordu. Mustafa Kemal Paşa ile Padişah Vahdettin'in son görüşmeleri işte bu dekor içinde yapıldı. Mustafa Kemal bu görüşmeyi yıllar sonra bir yabancı büyükelçiye bir kroki çizerek anlatacaktı. Odayı, masayı ve kitabı çizdikten sonra kendi oturduğu yeri de işaretlemiş ve sultanın oturduğu yeri S harfiyle göstermişti. Mustafa Kemal'in aktardığına göre bu görüşmede sultan elini masanın üstündeki kitaba basarak "Paşa, paşa" demişti. "Şimdiye dek devlete çok hizmet ettin. Bunların hepsi artık bu kitaba, yani tarihe geçmiştir. Ama asıl şimdi yapacağın hizmet daha önemli olabilir. Paşa, paşa, devleti kurtarabilirsin." Bu son sözlerden hayrete düştüm. Acaba Vahdettin benimle samimi mi konuşuyor? O Vahdettin ki yabancı hükümetlerin 100. derece aletleriyle temas arayarak devletini ve saltanatını kurtarmaya çalışıyordu. Bütün yaptıklarından pişman mı olmuştu? Aldatıldığını mı anlamıştı? Fakat böyle bir tahminle başka konulara girişmeyi tehlikeli saydım, kendisine basit cevaplar verdim. Hakkımdaki teveccüh ve itimada teşekkür ederim. Elimden gelen hizmette kusur etmeyeceğime emniyet buyurunuz, dedim. Mustafa Kemal sonunda padişahın asıl beklediği hizmetin sorun çıkarmadan işgalcilerin isteklerini yerine getirmek olduğuna hükmetti. Görüşme biterken Padişah Mustafa Kemal Paşa'yı "Muvaffak ol" diye uğurladı. Bir de altın saat hediye etti. Bu görüşme Sultan Vahdettin'le Mustafa Kemal'in son görüşmeleri oldu. Bir süre sonra iki ayrı yöne giden iki ayrı gemi onları iki ayrı istikbale doğru sürükleyecek. Biri Samsun'dan yeni bir ülkenin liderliğine doğru yol alırken diğeri birkaç yıl sonra bir başka gemiyle sürgünün yolunu tutacaktı. Mustafa Kemal İstanbul'daki son gecesini Şişli'deki evinde annesi ve kız kardeşiyle birlikte geçirdi. Yıllar önce Selanik'te yaptıkları gibi bir kez daha bir arada yer sofrasında bağdaş kurup yemek yediler. Artık her şey hazırdı. Kendisiyle Samsun'a gelecek 18 silah arkadaşıyla Rıhtım'da buluşacaklardı. Geriye bir tek iş kalmıştı, kendilerini Samsun'a taşıyacak geminin kaptanıyla görüşmek. Kaptanın adı İsmail Hakkı Bey'di. Geminin adıysa Bandırma Vapuru.
47 metre boyundaki Bandırma vapuru 40 yaşında ve bir kez batıp yeniden yüzdürülmüş yaşlı bir gemiydi. Bir süredir Marmara kıyılarında yük ve yolcu gemisi olarak kullanılıyordu. Şimdi acaba Karadeniz'in hırçın dalgalarıyla baş edebilecek miydi? İstanbul'daki son gecesinde Mustafa Kemal Paşa, gece yarısı Bandırma'nın kaptanı İsmail Hakkı Bey ile görüştü. Mümkün olduğunca karaya yakın seyretmek konusunda anlaştılar. Son sabahın ilk saatlerinde her şey hazır görünürken Rauf Bey hiç beklenmedik bir haberle geldi. Aldığı habere göre İngilizler ya geminin hareketini önleyecekler ya da Karadeniz'de torpilleyeceklerdi. Gelen bu haberle yıldırımla vurulmuşa döndüm. Bir an yalnız kaldım ve düşündüm. Bu dakika düşmanların elindeydi. Bana her istediklerini yapamazlar mıydı? Beynimde bir şimşek çaktı. Tutabilirler, sürebilirler ama öldürmek. Bunun için beni Karadeniz'in coşkun dalgaları arasında yakalamaları gerekirdi. Ancak benim için artık yakalanmak, hapsedilmek, sürülmek, düşündüklerimi yapmaktan alıkonmak hepsi ölümle eşitti. Hemen karar verdim ve otomobile atlayıp Galata rıhtımına geldim. Bandırma açıkta demirlemişti. Derhal sandallara binip vapura ulaştılar. Mustafa Kemal telaşla kaptana hemen bütün süratinle denize açıl emrini verdi. Bandırma Kız Kulesi civarına vardığında İngilizlerce durduruldu. Nefeslerini tutup beklemeye koyuldular. Gemiye binen birkaç yabancı subay uzun süren bir yoklama yaptılar. Sonunda anlaşıldı ki heyet İngilizlerin de bilgisi dahilinde resmi bir görevle Karadeniz'e açılıyordu. Ve Bandırma salıverildi. Mustafa Kemal geminin güvertesinden son bir kez işgal İstanbul'una baktı ve kendi ifadesiyle halkın çaresizliğine ağlamaktan kendini alamadı. Bandırma Boğaz'ı aşıp Karadeniz'e açıldığında İstanbul artık yalnız coğrafi olarak değil, siyasi olarak da çok gerilerde kalıyordu. Mustafa Kemal yeniden İstanbul'a döndüğünde artık hiç o kadar yalnız ve umutsuz olmayacaktı. Sonra neler oldu? Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilen Mustafa Kemal Paşa, halkı örgütlemeye girişince İngilizlerin tepkisini çekti ve 7 Temmuz gecesi Padişah Vahdettin tarafından görevinden azledildi. Aynı gün askerlikten istifa etti ve sivil giysilerini giyerek Anadolu'daki direniş hareketinin başına geçti. Bir süre sonra İstanbul hükümeti tarafından asi sayılarak idama mahkum edildi. Ama artık çok geçti. Ulusal mücadele çığ gibi büyümüştü bile. Sultan Vahdettin idamını istediği Kuvayi Milliyecilerce vatan haini ilan edildi. Milli mücadele başarıya ulaşınca 1922 Kasım'ında İngilizlerin sağladığı bir gemiyle Malta'ya kaçtı. Yanına pek az bir para almıştı. 1926 yılında San Remo'da yoksulluk içinde öldü. Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını Samsun'a taşıyan Bandırma vapuru bir süre Seyri Sefain hizmetinde çalıştıktan sonra 1925'te hurda olarak parçalandı. Adı anısına saygı olarak ertesi yıl alınan bir İngiliz gemisine verildi. Sonraları kimileri Bandırma'nın tecrübesiz bir kaptanın komutasındaki pusulasız ve harap bir taka olduğunu anlattılar. Kimileri ise sonradan Bandırma adı verilen gemiyi asıl Bandırma olarak göstermeye kalkıştılar. Ne ilki ne ikincisi doğruydu. Bandırma o 3 günlük yolculukla tarihe mal oldu.
Müzik